Herkese merhabalar Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Eş hocam sevgili arkadaşlar. Bugün Türev'in kanıt videosunun hemen ardından Türev alma kurallarını adım adım sizlere göstereceğim ve öğreteceğim arkadaşlar. Önemli bir video olacak bu videomuzda. Türev alma kurallarına giriş yapmış olacağız. Temel mantığı kavrayacağız. Bundan sonraki her şey aslında bu mantık üzerinden gidecek. Ama bir önceki videoda gördük ki bu türev alma kuralı aslında bir ezber olarak aklımızda kalmaması gerekiyor. Bunun çok sistematik bir mantığı var. Bunu kesinlikle kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Türev alma kurallarında oldukça fazlasıyla üzerinde duracağım. Önce bu videoyu çekeceğiz. Sonra çarpma bölmeyi çekeceğiz. Daha sonra diğer kurallar var. Onları çekeceğiz ve bolca soru çözeceğiz arkadaşlar. Bu kısım bizim açımızdan önemli. Çünkü bana kalırsa türev alma kurallarını, türevin tanımını ve türev alma kurallarını tamamlayan bir öğrenci aslında türev için %80'lik kısmı tamamlamış demektir. Ama burada türevin kanıt kısmındaki geometrik yoruma dair yani artma azalma neden türev alınır türevin ne anlama geldiğini biliyorsa bunu söyleyebilirim. Yoksa bu kısmı ezberlediyse e, o zaman aslında yoruma dayalı sorularda ciddi anlamda problem yaşayacaktır. O yüzden türev alma kuralları oldukça kritik. Hadi gelin türev alma kurallarına bomba gibi başlayalım. Evet arkadaşlar bir önceki videoda da gördük. Bir fonksiyon yani burada verilen bir ifadenin türevini almak için bir kere önceki neye göre türevini aldığını bilmemiz gerekiyor. Bir önceki videoda bu kısmı anlattım. Şimdi bu anlattığımda neye göre türevini alıyorsak üstünü başa getiriyoruz. Üstte yazan sayıyı başa getiriyoruz ve üstünü bir azaltıyoruz. Yani örnek veriyorum arkadaşlar burada x küp varsa üssünü başa getir. 3x bir azalt 3x kare oluyor gördüğünüz üzere. Bu bu gördüğünüz üzere türev alınmış oluyor bu ifade. Mesela burada eğer bir sabit sayı olsa 4 gibi bir sayı olursa 4 çarpı x üzeri 0 olduğu için burası. x'i üstünü başa attığın zaman zaten 4 çarpı 0'dan sonuç 0 geliyor. Bunun türevini aldığımız zaman sonucumuz 0 geliyor. Yani sabit sayının türevi 0 olmuş oluyor arkadaşlar. Buna aman diyelim dikkat ederim. Neye göre türev aldığınız da önemli. Mesela x'li bir x'e göre türev alıyorsun ama y var. O zaman y'yi bir sabit sayı kabul ediyorduk. Bir önceki videoda bu kısmı anlattım. Şimdi gelin adım adım farklı durumlara göre bakalım burada kaç tane soru varmış. Bolca sorumuz var arkadaşlar burada. Bakıyorum şöyle. Var. 19 tane sorumuz var. 19 soru için adım adım arkadaşlar türev alalım, ala 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 gidelim. Türev gerçekten e, videolarımız bolca olacak burada. E, çokça soru çözeceğim ki türev alma kuralları tam olarak kafanıza net bir biçimde otursun burada kısımda. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki f'in türevinde bakın şu üzerine şu çizgi koymak kısmı türevi anlamına geliyor. F'in türevinde 7 diyor. Türevini alıp 7 koyacağız da burada x'li bir ifade yok. Bunlar bir sayı sonuçta sevgili arkadaşlar. Bunların türevini aldığınız zaman bunun türevi doğrudan yani f'in türevinde x doğrudan sıfıra eşittir. Ne yazarsam yazayım sonuç kesinlikle sıfır olacaktır arkadaşlar. O yüzden buradaki ifadenin türevi sıfır oluyor. Şimdi gelelim hemen yan tarafa. Yan tarafta böyle bir ifade var. Bakın burada e üzeri pi artı ln pi demiş. E hocam e neydi hocam ln de ben onu tam ya çocuğum ne fark eder burada x'li bir ifade var mı? Yok. Sonuçta bu öyle veya böyle bir sayı. Bu da bir sayı. Sonuçta bunun bunlar bir sayı. Sayı olduğu için yanında x üzeri 0 var. Bakın x üzeri 0 var. Bunların türevini aldığı zaman 0, 0 gelecek. Yani burada f'in türevinde x dediğimiz şey 0'dır. E sen istersen f'in türevinde 1 yaz yine 0. F'in türevinde 0 yaz yine 0. Yani sonucumuz buradan gördüğünüz üzere 0 geliyor. Yani bunlar bir sayı belirttiği için burada 0 gelmiş olacak. E hocam bunu nasıl yapacağız? Hemen yapalım. Bakın klasik bilgilerimizle yapıyoruz. F'in türevinde x'i bulacağız. Bakın üstünü başa getirdim. 3 üstünü bir alalım. 3x kare. Üstünü başa getirdim. Bak bir 2 iki vardı. 2 ile 2'yi çarptım. O zaman artı 4x. Bakın burada eksi 5 var. Sabit terimin hiçbir önemi yok. Onu çizdik attık gördüğünüz üzere. Burada ne kalmış oldu? Şöyle 3x kare artı 4x. bu bunun türevi. Şimdi bana diyor ki x gördüğün yere eksi 1 yaz. Yazalım arkadaşlar. F'in türevinde eksi 1. 3 çarpı eksi 1'in karesi artı 4 çarpı eksi 1 olacak. Bir de f'in türevinde 1 yaz diyor. Yazalım 3 çarpı 1. Bir. Yani 1'in karesi 1 artı 4 çarpı 1. Bakın buradan ne geldi? Şurası 3 geliyor. Burası eksi 4 geliyor. Buradan eksi 1 geldi. Buradan da 7 geldi. Bu ikisinin toplamını mı sormuş bize? Evet toplamını sormuş. 7 artı eksi 1'den de cevabımız 6 gelmiş oluyor. Buradaki ifadenin sonucunda bu şekilde arkadaşlar bulduk. Devam edelim. Hemen yanında bir tane daha ifade var. Bunu da türevini alacağız. Diyor ki F'in türevinde 1 diyor. Şimdi iyi güzel de iyi güzel de. Burada Nasıl hareket edeceğiz? Burası bizim açımızdan önemli. Şimdi gelelim buraya bakalım. Gx ifadesi vermiş. 2x küp artı 7. Ama burada f'in türevinde şimdi. F'e baktığım zaman f'in içinde gx var. Kaç tane gx? 3 tane gx var. Gx zaten burada yazmış. Yani sen bunu gelip şöyle çözebilirsin. F'in türevinde x veya fx'i şöyle yazabilirsin. fx eşittir. 3 tane gx zaten burada arkadaşlar. 3 çarpı 2x küp artı 7 artı x üzeri 4. Gel şunu çarpalım. Bunu bununla bunu bununla bunu çarpalım. 6 x küp artı 21 artı x üzeri 4 olmuş oluyor gördüğünüz üzere. Buradaki fx ifadesi. Buraya kadar geldik. Bundan hiçbirinde bir sorun yok. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar buradan. Şimdi ben burada fx'i buldum. Hemen türevini alalım. Bakın üstünü başa getiriyorum. Ne oldu? 18 oldu. 6 ile 3'ü çarptım. Üstünü biraz azalttım. 21 sabit terim olduğu için türevi alındığı zaman gitti. Bunun üstünü başa getirdim. Burası artı 4 oldu. Üstü biraz aldı. 4x küp oldu gördüğünüz üzere. Bu durumda bunun bu neymiş? F'in türevinde x'miş. Bize diyor ki yerine 1 koy diyor. 1 koyalım burası 18. 1'i koydum burası da 4. 18 artı 4'ten 22 oldu arkadaşlar. Cevabımız burada. E peki hocam farklı şekilde yapabilir miydik? Yapabilirdik arkadaşlar. Şöyle de yapabilirdik. Bunu hiç çevirmeden yani şurayı şu gördüğünüz şey var ya. Buranın türevini alırdık bak. Buranın da türevini alıyoruz. Şuranın da türevini alıyoruz. Bu durumda şöyle oluyor bakın arkadaşlar. Gelin şurayı gösterelim. F'in türevinde x aslında neymiş? Bakın 3 tane g'nin türevinde x artı 4x küp oldu gördüğünüz üzere. Şimdi ben buraya 3 tane g'nin türevinde x koyacağım. Şimdi g'nin türevinde x'ine bakın şurası. bakın 3'ü başa attım. 6x kare 7 gitti zaten. O zaman ben gelip şurada şu gördüğüm yere 6x kare yazıyorum. Yani 3 çarpı 6x kare yani 18x kare artı 4x küp oldu. Bu da yine f'in türevinde x oldu. Yani önceki iki tarafın türevini alıp sonra g'nin türevini yerine de getirip yazabilirsin. Ama unutma bak iki tarafın türevini aldın ya bak şuranın türevini alırken bunun da türevi alınıyor. Bu g'nin türevinde x oluyor. Bunun da türevi alınıyor. Daha sonra bunun daha kompleks durumları çıkacak. Sevgili arkadaşlar bakın Türev dediğimiz olayda biraz kervan yolda düzülür kısmı var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu bizim açımızdan önemli. Bu kervan yolda düzülür olayı gerçekten çok kritik. Neden? Çünkü mesela trigonometri konusunda mesela örnek veriyorum bir tanjantlı bir ifade var. Sen bunu simbölü kos mu yazacaksın? Veya bir bölü kot mu yazacaksın? Veya tanjant olarak mı gideceksin? Bunların hepsi ihtimaller dahilindeydi. Veya kos kare gördün bir eksisin kare mi yazacaksın? Ne bileyim hepsi olabilirdi. Olduğu gibi mi bırakacaksın? Bunların hepsi imkan dahilindeydi. Ama sevgili arkadaşlar burada yani gördüğünüz şu kısımda bizim anladığımız şey şu. Burada çok ön tarafı düşünmeyeceksin türevde. Yani bir türevini alıp bir kervan yolu ya bir yola çıkalım de hele. Sonra bakarız ya gibi bir durum olacak arkadaşlar. O çünkü sorular <laughs> kompleks gelmeye başlayacak. Kompleks gelen soruları bir yerde mantıklı ve anlamlı bir noktada buluştuğunu sizler de göreceksiniz. Bu en azından önemli bir kısım diyebilirim burada. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada böyle ifadeler vermiş. Bilmem ne bilmem. Ya gerek yok gerek. Bak şimdi sakinliğimizi koruyalım. E hocam üstü eksi olursa ne olur? Bak sakin ol. Neydi? Üstünü öne at. Üstünü öne at. Üssünü bir eksilt. Bak şimdi bunun türevini al diyor. Üstüne var eksi 3. Öne at kardeşim. -3 üssünü 1 azalt. -3'ten 1 çıkarsa -4 oldu. Bak mantık değişme gördün üzere Devam ediyorum. Artı bak burada -2 var. Üssünü öne at. Bak 2 iki vardı. 2 i̇ki ile -2 çarpsam ne oldu? -4 oldu. O zaman şuraya şöyle yazayım. Şuraya -4 yazayım. Şöyle -4x üzeri bak -2 bir azaltacaksın. -3. Şimdi gel bak şu -1'i öne at. Burası ne oldu? Artı 1 oldu bakın. x oldu. üstünü bir azalt. Eksi 2 oldu. Gördüğünüz üzere bu şekilde yazdım. Abi üstün önüne at bir yazat at. Aynı mantık devam ediyor. Hiçbir fark eden bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gayet zekice aynı mantığın sistematiğin devam ettiği bir durum. Heyecan yapmaya gerek yok yani. Şimdi farklı farklı sorular da gelecek. Onlar da söyleyeceğim. Diyor ki bana 2 koy diyor. Koyarım abi 2. Hemen koyalım. 2. Bak bu, bu ne bu, bu gördüğünüz şey? Fx'in türevi doğru değil mi? 2 koy diyor. Koy 2'yi. Ne oldu bak? Eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 4. Bu ne demek arkadaşlar? 1 bölü 16 demek. 2 üzeri eksi 4. Artı. Artı değil pardon. Eksi. Bak burada yine şuraya geldim. 2 koydum. Burası ne oldu? 4 çarpı 1 bölü 8 oldu burası. Devam ediyorum. Artı. Geldik buraya. Buraya da 2 koydum. O zaman 1 bölü 4 oldu. Şimdi ben tabii kafası çalışan adam olduğum için hemen şöyle hareketler yapıyorum. Diyorum ki şurası ne oldu? Eksi 3 bölü 16. Eksi 4 bölü 8. Bilerek onu sadeleştirmiyorum. Artı. 1 bölü 4. Şimdi paydaları eşitleyeceğiz. Şunu gelip şöyle 4 ile genişletiyoruz. Bununla gelip 2 ile genişletiyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 oldu. Burası eksi 8 oldu. Şurası da artı 4 oldu. Bölü 16. Yani eksi 7 bölü 16 gelmiş oldu. Bizim cevabımız bu işlemin sonucunda. Heyecana gerek yok yani. Heyecana gerek yok. Üssünü başa atıyoruz. 1 eksiltiyoruz. Mantık oldukça basit. Şimdi gelelim gelelim arkadaşlar bu kısma. E hocam üssü bunun 1 bölü 4. çocuğum şimdi gel şöyle. Bu 1 bölü 4 ne demek aslında? Şu. X 4. dereceden kökün içinde demek. Yani şu ne demek? x 3'ün dereceden kökün içinde demek. Veya bu ne demek? Bakın bu eksi 1 bölü 2. Eksi olduğu için bir kere aşağıda bir de 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü kök x demek bu da gördüğünüz üzere. Yani bunlar aslında bu. Yani sana burada hazır çevirmiş. Yani gün gelip sana şunları şöyle verirse sen aslında bunlara çevir. Bunlar. Ya veya bunu verirse buna çevir. Veya bunu verirse buna çevir. Neden buna çevir? Çünkü mantık aynı şekilde işleyecek. Bak başlıyorum. Üstünde yazan sayı ne kardeşim burada? 1 bölü 4 değil mi? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü başa at. Bak zaten 4 var bak. 4 çarpı 1 bölü 4'ü başa attın. Üstünden 1 çıkar. Bak 1 bölü 4'ten 1 çıkar. Ne oldu? Eksi 3 bölü 4 oldu gördüğünüz üzere. Yaz abi eksi 3 bölü 4. E hocam eksi 3 bölü 4 ne? Çocuğum köklü sayılarda bunu gördüm. Bu ne demek? Bak eksi bak bir kere eksi olduğu için 1 bölü aşağı gider. Kök içinde 4. dereceden x küp demek bu. Bak burası ne oluyor? 3 bölü 4 oluyor. 1 bölü olduğu için eksi 3 bölü 4. Yani bu gördüğün şey x üzeri eksi 3 bölü 4. Ama bunu böyle yazmana gerek yok. Böyle kalsın burada. Devam ediyorum. Bak önünde 1 bölü 3 var. At öne kay. Önde ne var? 3 var. Eksi 3 çarpı 1 bölü 3 oldu. Üstünü biraz at. Yani 1 bölü 3'ten 1 çıkar. Ne oldu? Eksi 2 bölü 3 oldu. Kalsın öyle. Devam ediyorum. Artı. Bak şu eksi 1 bölü 2'yi öne at. Atalım eksi 1 bölü 2 öne. Ne oldu? O zaman 2 çarpı. Şöyle şu o zaman şuraya eksi yapayım. Şurası eksi olsun. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2. Çarpı üstünü biraz at. Eksi, bak eksi 1 bölü 2 ya. Sen 1 çıkarırsan ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. O zaman bu da eksi 3 bölü 2 oldu. Bir de artı 4. 4 var mı? Yok. Çünkü 4 sabit terim olduğu için türevini aldık gitti. Şimdi diyor ki bana x gördüğün yere 1 koy diyor. Koyalım kardeşim. Buraya 1 koyarsak ne olur? Bana ne abi üstünün bir önemi yok. Buraya 1 koyarsak üstünün bir önemi yok. Buraya 1 koyarsak üstünün bir önemi yok. 1 ya. O zaman ne geldi? 4 çarpı 1 4'ten 1 geldi. Şuradan eksi 1 geldi. Şu şunu götürdü. Eksi 1 geldi. Sonucumuz eksi 1 geldi. Gördüğünüz üzere şakkadanak soruları çözdüm. Fark etmez. Her türlü yapalım. Ama önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. Bu bence önemli. Bunu özellikle not alın. Bu sizi hızlandıracak olması anlamında. Bize kök x ifadesinin türevini sorarlarsa kök x dediğimiz şey x üzeri 1 bölü 2 demek ya. Sen bunun türevini aldığın zaman şu oluyor arkadaşlar. 1 bölü 2 başa geliyor. Üstünden de 1 çıkaracaksın. O zaman eksi 1 bölü 2 oluyor. Yani aslında bu gördüğün şey şu oluyor bakın. 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 ya. Çarpı 1 bölü kök x oluyor. Yani aslında 1 bölü 2 kök x oluyor gördüğünüz üzere. Şimdi sen bunu böyle yapmak yerine direkt yani kök x'in türevini gördüğün zaman 1 bölü 2 kök x'tir diye doğrudan şöyle yazabilirsin. Bu bizi bayağı hızlandırır. Hani bakın ezber yaptırmıyorum yine aynı şeyi yaptırıyorum bir öne attın, bir çıkardın, gerekeni tekrar çevirdin. Bu geldi zaten. Ya yani kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Bizi çok hızlandırır arkadaşlar bu olay. Bu pratik hani bu hızlandırılmış çözümü de bilmeniz gerek ama nasıl çözüldüğünü gösterdim zaten. Ezberleyin demiyorum burada kısımda bu soru açısından. Geldik buraya. Omen tanrım. Bak başlıyorum. Şimdi farz et ki o ezberi bilmiyorum ben. Yani onu bilmiyorum. Şimdi bu ne demek? 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 demek artı 3 çarpı x üzeri 1 bölü. Zaten 1 bölü yani kök, küp kökü bilmiyorum zaten yani. Böyle yazmak zorundayım. Artı bir de x var. Şimdi gel bunun türevini alacağız. Hadi gelin başlıyorum. Şimdi öncelikle 1 bölü 2 başa geliyor. 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı x üzeri. Bak 1 bölü 2'den 1 çıkarırsa eksi 1 bölü 2 oldu üzeri. Artı 3. Bak 1 bölü 3 başa geliyor. 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı. Burada 1 bölü 3'ten 1 çıkarırsa eksi 2 bölü 3. Bir de burada x var. X'in üzerine 1 var. Başa attım 1 azalttım. Burada da 1 kaldı gördüğünüz üzere bunun türevi. Şimdi x gördüğüm yere 1 koydu. Bakın 1 koydum bu gitti zaten. Yani 1 koydum. Gitti derken hiçbir anlam ifade etmiyor anlamda söylüyorum. Şu şununla sadeleşti 1 oldu. Şu şununla sadeleşti 3 oldu. Bir de burada bir tane birimiz var. O zaman toplamımız 5 oldu. Bu ifadenin sonucu 5'tir gördüğünüz üzere. Hemen buldum yani çevirerek soruyu çözüyorum. Gayet makul ve mantıklı bir şekilde. Devam ediyorum. Geldim buraya. O men tanrım. Bu nasıl çözeceğiz hocam biz bunu? Çocuğum sakinliğini koru. Sakin. Bak bu durumlarda daha sonra göreceğiz. Bölmenin türevi falan aklına gele, gelebilir. Aman diyeyim buna gerek yok bölmenin türevine gitmene. Yani çünkü sonrasında göre daha kaotik bir formülü var arkadaşlar. Bölmenin bölmede e, türevin. O yüzden burada öyle yapma bak. Burada yukarıda x'li ifade yok gördüğün üzere. Yani şöyle yapabilirsin bu ifadede. Şu gördüğün şey ne? 3 bölü x üzeri 1 bölü 2 demek değil mi bu? Şimdi bunu üste atarsan ne olur? 3 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 oluyor. Yani alttaki şey üste çıktı. Eksi 1 bölü 2 oldu. Yani burası 3 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Şimdi gel buraya. Ya abi bu altta yukarı çıkarsa bu x üzeri eksi 2 demek değil mi zaten? Bak yazıyorum. Artı x üzeri eksi 2. Bir de burada eksi 3 x üzeri 2 bölü 3 var. Hadi gel başlayalım. Üssünü öne at. 3 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı üstünden 1 çıkaracaksın. Eksi 1 bölü 2'den 1 çıkarsan eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi Üstünü başa at. Ne oldu? Eksi 2 x üzeri eksi 3 oldu. Üstünü biraz attım. Üstünü başa at. Zaten önünde 3 var. Bir de bir tane 2 bölü 3 geldi. Bir de burada x'in üzerinden 1 çıkaracaksın. Yani eksi 1 bölü 3 oldu burada gördüğün üzere. Bunu da böyle yaptım. Şimdi geliyoruz başlıyoruz. Burada ne 1 koy diyor. Abi 1 koyduğun zaman şuradaki x bir, ifade, bir şey ifade etmiyor. Bir şey ifade etmiyor. 1 zaten bu yani sonuçta. 3 çarpı. Ya burası ne oldu? Eksi 3 bölü 2 oldu. Burada ne kaldı? Burada eksi 2 kaldı. Burada ne kaldı? Şunlar gittiği zaman bir tane daha eksi 2 kaldı. O zaman eksi 3 bölü 2 eksi 4. Yani eksi 11 bölü 2 gelmiş oluyor. Buradaki ifadenin sonucu. Yine şakkadanak sorumuzu bulduk. Yolumuza devam ettik arkadaşlar burada kısımda. Şimdi devam edelim. Bolca çözüyoruz arkadaşlar. Bolca çözüyoruz. Bakın sistematik hiç değişmiyor. Hiç değişmeden de aynen devam ediyor burada kısımda. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi türevini alıp 2 koyunca 9 geliyormuş. Hadi gel bunun türevini alalım. Türevini 4 başa geldi. X küp oldu. Bak burada X'in türevini alıyorsun. O yüzden X'in ki başa gelecek. Bak zaten 2M var burada. M burada sabit bir sayı. Ne oldu? 6M X kare. Bir de burada bir X'in türevi de 1. Burada bu FX'in türevi. Sen burada X gördüğün yere 2 koyarsan gel koyalım. 4 çarpı 2'nin küpü yani 8, 32 artı burada gel 2 koy. 4 etti. O zaman 24M artı bir de 1 eşittir 9 ediyormuş burada. Şimdi gel başlıyorum. Ne yapalım? Şununla şunu topladık. 33 etti. 33'ü karşıya attım. 24 M eşittir. Eksi 24 etti. Çünkü eksi 33 ile geçti. 9 da var orada. O zaman M buradan eksi 1'miş. Bunu şakadanak bulmuş oldum gördüğünüz üzere. Geliyoruz buna. Diyor ki türevinde 1 koyarsan 1 gelir diyor. Okey. E hocam biz bunu nasıl yapacağız? E çocuğum yaparız. Niye yapmayalım? Bak bu gördüğün şey ne? X üzeri 1 bölü 2. Şu gördüğün şey ne? X üzeri 1 bölü 3. Bu gördüğün şey ne? Bak bir tane a çarpı x üzeri 1 bölü 4. Hadi gel başlayalım. Şimdi üstünü öne attım. 1 bölü 2 x üzeri eksi 1 bölü 2. Yani üstünden 1 çıkardım. Şimdi üstünü başa attım. Artı 1 bölü 3 x üzeri eksi. Bak üstünden 1 çıkarırsam eksi 2 bölü 3. Artı başa attım. a çarpı 1 bölü 4 x üzeri. Bakın 1 bölü 4'ten 1 çıkarırsam eksi 3 bölü 4. Bunda bu şekilde yazdım gördüğünüz üzere. Şimdi şu an her şey tamam. Bana diyor ki bir koyunca bir geliyormuş diyor. Koyalım bir. Şimdi burada bir koyduğum zaman zaten bu bir, bir şey ifade etmiyor bir ya bir üzerine ne olursa olsun bir zaten geriye bunlar kalıyor yani ne kaldı bir bölü iki artı bir bölü üç artı a bölü dört eşittir birmiş. Biz bunu buradan a'yı bulacağız. Bulalım arkadaşlar hiç sorun yok buradan a'yı buluruz. Hemen hmm, ne yapalım? şu 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 arkadaşlar. Şunu 3 ile şunu 2 ile genişlettiğim zaman burası ne oldu? 5 bölü 6 oldu. Bunu karşıya attım. 1 eksi 5 bölü 6 da 1 bölü 6 oldu. Yani a bölü 4 eşittir. 1 bölü 6. Şöyle çapraz çarpım yaptım. 6 a eşittir 4. A'mız da buradan 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 gelmiş oldu. Buradan cevaba gittik gördüğünüz üzere. Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki 0 bak f'te 0 koyunca. Bakın arkadaşlar Türev böyle bir şey işte bak. Türev sorusunu çözmek böyle bir şey. Abi bir sen bir başta da o hallolur gibi bir şey. Bak f'te sıfır yediymiş. Yazıyorum bak bu f'te sıfır yediymiş. F'in türevinde bir de yine yediymiş. Bana diyor ki f'te eksi iki nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. F'te sıfır ise ben direkt burada doğrudan. Bu direkt doğrudan sıfır koymak yerine Sıfır koyduğum zaman şu gitti. Şu gitti. Ne kaldı? N kaldı. O zaman n neymiş? N7'ymiş. Yani zaten bir fonksiyonda sıfır verdiğim zaman sabit terimini buluyordum. Polinom gibi düşünün. Sıfır verdiğim zaman sabit terim buluyordum. O zaman N7'ymiş. Bunu buldum. Siliyorum. N7. Şimdi türevinde bir koyduğum zaman da 7 geliyormuş. Şimdi türevini alıyorum. Bakın bu başa geldi. 2K, X kaldı. Bakın burada bir var. Başa geldi. Direkt eksi 3 kaldı. Sabit terim olduğu için n'e gitti zaten. Bu F'in türevinde X. Şimdi yerine bir koyunca koy biri kardeşim. 2K eksi 3'ün sonucu 7 geliyormuş. O zaman şu 3'ü buraya koydum. 2K eşittir 10. K da buradan ne geldi? K'mız da buradan 5 geldi sevgili arkadaşlar. 5 geldiğine göre K'mız. O zaman K'mız da 5'miş. Yani o zaman fx fonksiyonumuz neymiş bizim? 5x kare eksi 3x artı neyimiz de 7. E diyor ki şimdi yerine eksi 2 koydu x köründe. Yani f'te eksi 2. Yani 5 çarpı eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı eksi 2 artı 7. Bu ne oldu? 4 oldu. Burası 20 oldu. Şurası artı 6 oldu. Şurası da 7 oldu. Cevabımız buradan 33 gelmiş oldu. Yani F'de eksi 2'nin cevabı da 33'müş. şakadanak bunu da bulduk. Geldim buraya. Şimdi bakın. Burası önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi mantıken hani biraz kafayı çalıştırmamız gerekirse bence bu bir bakış açısı anlamında da önemli. O yüzden arkadaşlar bu kısmı bu kısmı size dark modda anlatmak istiyorum. E, bence kritik bir e, öneme sahip. Bunun daha farklı bakış açılarından olan sorular da gelebilir arkadaşlar sizlere. Onu unutmayın. İntegralde de gelebilir. O yüzden bunu dark modda izlemenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Hemen ışıklar kararsın, dark mod açılsın. Evet sevgili arkadaşlar. Şu ana kadar ne kadar fark ettiniz bilmiyorum ama bir fonksiyonun veya bir polinomun türevi alındığı zaman derecesi bir aşağı düşüyor mantıken. Yani. Ne demek istiyorum? Mesela 3 e, şöyle yapalım. 3x kare artı 5x artı 7. Şimdi bu gördüğünüz ifade bu gördüğünüz bir fx fonksiyonu veya px fonksiyonu. Px polinom fark etmez. Bunun türevini aldığın zaman ne oluyor? Bak bu bir başa geçiyor. 6 üssü bir azalıyor. X üzeri 1 oluyor. Artı bak şurada 1 var başa geçiyor. Artı 5 oluyor. 7 zaten gidiyor. Bak bu gördüğün şey x kareli bu ikinci derecedendi. Burada gördüğün şey birinci dereceden oldu gördüğünüz üzere. Yani derecesi bir aşağı düşüyor. Yani o zaman arkadaşlar mesela bak burada Px'den Px'in türevi çıkmış. Şimdi Px'den Px'in türevi çıktıysa bundan bir aşağı dereceli bir ifadeymiş bu. Doğru değil mi? Px'in türevi. Bir derece aşağıda. Ve sen bu çıkarma işlemini yaptığın zaman sonuçta ne kalmış? X kareli bir ifade kalmış. Belli ki bu büyük derece türev almadan öncekinden geliyor. Çünkü türev aldıktan sonra türev aldıktan sonra gelen sonuç mantıken bir küçük derece olacağı için bunun o büyük dereceli olan kısmı yani daha büyük dereceli olan kısmı kalacak yani onu götüremeyecek çıkarma işleminde. E bu durumda ne olacak sevgili arkadaşlar? O x kareli yani buradaki x kareli px'ten geliyor. Yani ne demek istiyorum? px fonksiyonu ax kare artı bx artı c gibi bir şey. ikinci dereceden. Sen bunun türevini aldığın zaman bak bunun türevi ne olur? Bak iki başa geliyor. Üstünü bir azaltıyorsun. Yani 2a burada da bir başa geliyor. Gidiyor yani a artı b oluyor. Yani sen bundan bunu çıkardığın zaman sonuç X kare artı 6x artı 15 geliyormuş yani. Belli ki o zaman buradaki ifade ikinci dereceden. Bu da birinci dereceden ki bu çıkabilsin. Yoksa çıkamaz. Yani biri, mesela bu üçüncü dereceden olsa. Bu ikinci dereceden olacak. Burada üçüncü dereceden bir ifade olması gerekir mantıken. Yani. O yüzden belli ki burada şu ikinci dereceden bu ifadeden gelmiş. Şimdi sen bu işlemi yaptıktan sonra. Yapalım gelin bu işlemi. Bakın AX kare. Bak dikkat et. Burada ne var? Şurası 2AX bu arada. Şurayı hatalı yazmayalım. Şurası 2AX çünkü bakın şurada 2 başa geldi. Üstünü biraz aldık. 2ax. Şimdi bak burada ne var? Artı bx. Bak şunu dağıttım şuraya. Eksi 2ax. Bak x'li ifadeler burada. Sonra artı c. Bak eksi burada. Eksi b. Bak sabit ifadeler de burada. x kareli ifadeler de burada. Karşıdaki ne var? x kare. Eksi 6x artı 15. Şimdi sevgili arkadaşlar çok belli ki. Şurada x kareli ifade a. Burada x kareli ifadenin katsayısı 1. O zaman a buradan 1'e eşit. Bunu yaptım. Şimdi a1 eşitse burası ne oluyor? Bakın bu burada x'te x parantezin alalım bunu. b eksi 2 a x var burada değil mi? Yani aslında b eksi a'mız 1 ya. b eksi 2 x. Peki buradaki x ifade ne? Eksi 6. O zaman burada b eksi 2'nin eksi 6 eşit olduğunu görüyoruz. Bunu karşıya attım. O zaman b'miz buradan ne oldu? Eksi 4. Bunu da buldum. Şimdi c eksi de 15 eşit. c eksi b'de 15 eşit. E B ne? Zaten eksi 4. O zaman C eksi eksi 4. Yani aslında C artı 4 de 15 eşitmiş. O zaman bunu karşıya atarsam C'miz buradan kaç oluyor? 11 oluyor. C'miz de 11'miş. Bize neyi soruyor? Px polinomunu soruyor. Px polinomu Ax kare artı Bx artı C yani. Bakın Px polinomu da A'mız ne? 1. Yani x kare artı Bx. B'miz ne? Eksi 4x artı C artı 11 gördüğünüz üzere burada kısımda bu oluyor. Yani sana bu soruda p'de 3'ü de sorabilirdi. Sen x giyerdin yere 3'ü koyardın. Burası ne olur? 9 eksi 12 artı 11 olurdu. Buradan cevabımız 8 çıkardı. Mesela bunu da sorabilirdi. Ama burada bu soru özelinde yani bir polinomun türevini alıyorsan derecesi bir azalır zaten yani mantıken. O yüzden burada x karelen büyük dereceli şey bundan geliyordur. O zaman bu ikinci derecelendir. Yok beşinci derecelen olsa çünkü beşinci derecelen bir şey gelebilir. Çünkü diğeri onu götüremez. Bu en azından önemli bir kısım arkadaşlar. Aman diyelim buraya dikkatinizi verin bu kısımda. Şimdi evet dark moddan çıkıyoruz. Normal halimizde devam ediyoruz. Evet gelelim buradaki soruya. Bakın bu soruya bakıyoruz. Diyor ki f'in türevinde x sıfırdır. Şimdi arkadaşlar mantıken bir fonksiyonun türevinin sıfır gelmesi için o zaman belli ki bu fonksiyon sabit terimlerden oluşuyor. Yani neden? Bakın soru başa dönelim. Başta bakın gördüğünüz üzere şurada kısımda. Bak sabit terimden oluşuyor sadece hani türevi sıfır gelebilir. O zaman belli ki burada hiçbir x'li ifade yok. Söz konusu değil yani burada kısımda. O zaman buradaki x'li ifadelerin yok olması. Yani emin ne olması gerekiyor? 3. Kanun ne olması gerekiyor? Eksi 2 olması gerekiyor ki bak buradaki x küpü götürsün. Buradaki x'i götürsün. E burada mesela o zaman bu durumda m'miz 3 ise 3 m 9 eder. K'mız da eksi 2 ise yani eksi eksi 2'den 9 artı 2'den 11 eder. Yani fx fonksiyonu 11'miş. Yani sabit fonksiyonmuş. E f'de 3 kaçtır abi? F'de 3'te 11'dir zaten. Ne olacak başka? O da 11'dir. Geldik buraya. Diyor ki Değeri nedir diyor. Şimdi güzel. Şimdi bunu görünce korkmana gerek yok. Tanıdın mı bunu? Bu ne demek? Limit x a'ya giderken fx eksi f'te a bölü x eksi a. Burada a'mız ne? Eksi 1. Bak limit x eksi 1'e giderken fx eksi f'te eksi 1 bölü x eksi eksi 1 olduğu için burada mantıken x artı 1 yazmış. Bu ne demek aslında? F'in türevinde eksi 1 demek aslında. F'in türevinde eksi 1 koymak anlamına geliyor arkadaşlar burası. Bu F'in türevinde eksi 1'in tanımı zaten bu gördüğün şey. Tanıman gerekiyor bunu. Şimdi gel başlıyorum. Burada hemen geldik şuraya. Önce bunun türevini alacağız. Hadi alalım. 2023 x üzeri 2022 eksi 2022 x üzeri 2021. Bu fx'in türevi. Şimdi x yerine koyacağız? Eksi 1. Koy eksi 1'i. Burada ne kaldı? 1 gelir değil mi? 2023. Burada eksi 1'i koyarsın. Bak üzeri 2021. Eksi 1 gelecek ama önünde de bir eksi var. Yani artı 2022 geldi gördüğün üzere. O zaman burası ne oldu? 4045 oldu. Cevabımız 4045 oluyor sevgili arkadaşlar. Buradaki ifadenin sonucunda. Şimdi gelelim buraya. Yanda fx eşittir mx küp fonksiyonu verilmişti. Buna göre f'in türevinde 3 nedir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bunu vermiş. Bu bu neymiş? mx küpmüş. Şimdi ben burada m'i bulurum. Nasıl bulurum? Çünkü bak x yerine eksi 1 koyunca 3 çıkıyormuş. Abi x yerine y'si 3 çıkıyor yani. Yani bu şu demek değil mi? y eşittir. mx küp. Şimdi x yerine gel eksi 1 koyalım. Koyduğum zaman ne oldu burası? y'miz de eksi 3'müş değil mi? Şöyle e'ye de eksi 3'ü koydum. Eksi 3 eşittir m çarpı eksi 1. Abi belli ki bak şimdi. Eksi 3 eşittir m çarpı. O zaman m ne burada? M'imiz 3'müş yani. Yani bu aslında Y eşittir. 3 3x küp ifadesiymiş. Ya da şöyle de yazabiliriz. Fx eşittir. 3x küp ifadesi. E bana diyor F'in türevinde 3 koy. E, türevini alırsam bu başa gelir. 9. Üstü bir alalım. 9x kare. Bu F'in türevinde x oldu. Şimdi sen gelip burada yerine 3'ü koyarsan da 9 çarpı 3'ün karesi 9. Cevabımız buradan 81 geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şakkadana kolayımızı çözdük. Burada da. Şimdi gelelim buraya. Bakın burası önemli. Polinom biçimde verilen tek fonksiyonların türevi çift. Çift fonksiyonların türevi tektir demiş. Ne demek istiyoruz? Mesela tek fonksiyon ne? X'in üzeri mesela tek olduğunu düşünelim. X küp artı mesela 3X küp artı 4X dedi. Şimdi sen bu, bu bir tek fonksiyon. Çünkü X'in üzeri birinde bir, birinde 3. Sen bunun üstünü başa attın. Ne oldu? 9X kare. Şunu da üstünü başa attın. Artı 4 oldu direkt. Bak bunu türevi. Türevini aldığım zaman bu geldi. Bakın bu tek fonksiyon. Türevi çift fonksiyon oluyor. Veya buraya gelelim burada bir tane çift fonksiyon yazalım. Hatta bunu yazalım direkt yani. 9x kare artı 4. Türevini alalım. Bak şu başa geldi. 18. Üstü bir azaldı. 18x. 4 gitti. 18x kaldı gördüğünüz üzere bir daha türevini aldığımız zaman. Bak çift fonksiyondu. Türevi x üzeri 1 kaldı. Yani tek fonksiyon oldu. Yani o zaman burada tek fonksiyonun türevi çift... Çift fonksiyon türevi tektir. Peki nasıl kullanacağız burada kısmı? Diyor ki fx fonksiyonu orijine göre simetriktir. Orijine göre simetrik fonksiyonlar tek fonksiyonlardır. Sevgili arkadaşlar şu ana kadar izlemediyseniz 9 tane fonksiyon videosu var benim çektiğim. Yine bu AYT kamplarında bu yıl çektiğim arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin bakın ufkunuzu çok bambaşka bir noktaya getirecektir. Orada kısımda galiba 4. videosunda tek çiftler var. Şimdi diyor ki bu tek fonksiyon. Şimdi diyor ki f'in türevinde eksi 2 5. Şimdi tek fonksiyonun türevi ne olur? Bu çift fonksiyon. Şimdi f'in türevinde 4 de eksi 2. Tabii ki bu da çift fonksiyon. Şimdi arkadaşlar çift fonksiyonlarda olayımız neydi? Çift fonksiyon olayı şuydu. İçeriye a da yazsan eksi a da yazsan sonuç aynı gelecekti. Yani burada bu çift fonksiyon mu şey f'in türevi? Yani f'in türevinde eksi 2 5 ise f'in türevinde 2 de 5'tir arkadaşlar doğrudan. Çünkü bu çift fonksiyon oldu artık. 5 kere 2 10. Bak f'te 4 eksi 2 ise f'te eksi 4 de eksi 2'dir. Çarptığın zaman Eksi 6 yani ne geldi buradan? 4 geldi. Bunun sonucu gördüğünüz üzere 4 gelmiş oldu burada kısımda. Pardon. Şunun sonucu 4 geldi. Ne bulduk? Ha cevap 4 işte. Bu kadar. 4 Bununla bir alakası yok. Şunu yanlış yere yazdım. Bu çift, çift, e, çift fonksiyon tanımı. Gelen buraya. Bakalım İçeriye artı da yazsan eksi de yazsan aynı şey oluyormuş. Bu ne demek arkadaşlar? Bu çift fon fx çiftmiş. O zaman fx'in türevi ne olur? Tek olur. Doğru değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Bu bak eksi şurada aslında eksiyi dışarı tükürüyor. Yani şu eksiyi şuradan silip bunun önüne yazarsak eksiyi dışarı tükürüyor. Bu tek fonksiyon. Yani gx tekse g'nin türevinde x çift fonksiyondur. Şimdi bak buraya dikkat edin. g'nin türevinde 3 de eksi 3 de aynı şeydir arkadaşlar. Çünkü g'nin türevi çift bir fonksiyon. Ama f'in türevinde eksi 5 ile 5 birbirinin eksilisidir. Yani şu eksiyi dışarı tükürüyor. aslında şu an şu oluyor. Mesela bunun sonucu A geliyorsa bunun sonucu da A geliyor. Şunun sonucu B geliyorsa bunun sonucu eksi B geliyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü eksilisi gelecek. O zaman mantıken bu eksi BA bu da artı BA. Yani toplamlarının sonucu doğrudan sıfır gelecek. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki kısımda da bunu söyleyebiliriz. Gelelim buraya. Diyor ki F'in türevinde bir artı G'nin türevinde eksi birin toplamı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi ne yapabilirük ne yapabilirük? Hani kolaylık olsun diye de bir şey de yapsak mı? yapmasak mı? Ya birkaç şekilde çözülebilir. Önce türevini alıp sonra da bakılabilir. fx ve gx ayrı ayrı bulunarak da yapılabilir. Ben fx ve gx'i ayrı ayrı bulmayı tercih ettim. Bunları alt alta topluyorum. gx her birini götürür zaten. İki tane fx ne geldi? Bakın şunun toplamı. 6x kare eksi 3x. Şurası eksi 3 artı 5. Her tarafı ikiye böldüm. Yani fx fonksiyonu neymiş aslında? İkiye böldüm ya. Şunu da ikiye böldüm. Bunu da ikiye böldüm. Bunu da ikiye böldüm. 3x kare 3 bölü 2x artı 5 bölü 2 gibi bir şey çıktı. Fx buymuş. Şimdi fx'i buldum. Şimdi gx'i bulacağım. Gx'i bulalım hemen. Bu sefer ne yapıyorum gx'i bulmak için? Şunu eksiyle çarpıyorum. Şimdi bunu eksi çarptığımda ne oldu? Burası eksi fx oldu. Artı fx'i götürdü. Burası artı gx oldu. Yani bu ikisinin toplamı 2 iki tane gx oldu. Şimdi şurası eksi 2x kare oldu. Eksi 2x kare 4x kare. O zaman ne oldu? Eşittir. Eşittir var arada. 2x kare kaldı. Bak bu normal buna hiçbir şey olmadı. Eksi 3 x geçti. Burada bunu da eksiye çarptık ya burayı. Eksi 5 oldu. Bu. Şimdi ben gx bulacağım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Bakın bunu da 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. böldüm. Bak yazıyorum onu da şöyle geri gelip. gx fonksiyonu. Bakın 2 2'yi götürdü. x kare. Bak eksi 3 bölü 2 x. Eksi 3 bölü 2 x. Burası da eksi 5 bölü 2. Bunu da buldum. Şimdi diyor ki ikisinde türevini al. Birinde birbirinde eksi 1 koy. Türevini alalım arkadaşlar. Hemen. Bunun türevini alacak şu başa gelir. 6x oldu. Burada zaten bu gider komple. Şu gider. Eksi 3 bölü 2 oldu. Bu fx'in türevi. Şimdi geliyoruz ki 5 bölü 2 zaten gidiyor. Sabit terim oluştu. Şimdi gx'in türevini alıyoruz. Şu 2 başa geldi. 2x oldu. Şu zaten gitti. Eksi 3 bölü 2 oldu. Bir de 5 bölü 2 de yok oldu türevini aldığımız zaman. Şimdi f'de 1 koyacağız. 1 koyalım. Ne oldu? 6 eksi 3 bölü 2 oldu. Burada G'de de eksi 1 koyacağız. Eksi 1 koyarsak ne oldu burası? Eksi 2 A eksi 2 eksi 3 bölü 2 oldu. 1'i bu çıktı 1'i bu çıktı. Bunları toplayın diyor. Toplayalım arkadaşlar. Ben şöyle toplayabilirim diye düşünüyorum. Burada 6 var. Bak eksi 1 buçuk eksi 1 buçuk yani eksi 3 eder bu. Bir de eksi 2 var eksi 5 etti yani burada. Topladım ya bunları. Yani cevabımız buradan 1 gelmiş oldu. Hızlı bir toplama işlemi yapmaya çalıştım buradaki kısımda. Bunu da böyle gösterebilirim. Geliyoruz buna. Diyor ki F'de 2, 9 bölü 2. F'in türevinde 2, 15 bölü 4. F'in türevinin türevinde 2 defa türevini alırsak kaç gelir diyor. Gelin anlamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi burada X yerine 2 koyunca 2 üzeri A artı 2 üzeri B'nin 9 bölü 2 gelmesinin mantığı nasıl olabilir? Arkadaşlar bir ihtimal var. Zaten hani akıl mantık işi. Biri eksi 1 bir olursa 1 bölü 2 olur. Diğeri de 3 olursa artı 8 olur. E, pardon diğeri de 2 olur sözlerim. Şuraya 2 koyursa artı 4 olur. 4 kere 2 8 bir daha 9 bölü 2 olur. Yani burada o zaman mantıken x üzeri eksi 1 artı x üzeri 2 var. Diyeceksin ki hocam sen sallıyorsun. Öyle mi? Türevinde 2 koyunca 15 bölü 4 geliyormuş. Türevini alalım. Bunu başa attım. Eksi 1. Üstünü biraz attım. Bunu başa attım. 2. Üstünü biraz attım. 2x. Şimdi bunda 2 koyunca ne gelecek? Bak gel 2 koyalım bunda. Eksi 1 bölü 4 geldi. Artı burada da 2 koyarsak. Artı 4 geldi. Bu da 4 kere 16 eksi 1'den de 15 bölü 4 geldi. Vallahi doğru yoldayım. O zaman şu gördüğümüz şu gördüğümüz şey. Bu gördüğümüz şey ne? F'in türevinde x. Şimdi bana diyor ki 2 defa türevini al diyor. Bir daha türevini alacağız. Şimdi şunun bakın. Eksi x. Eksi x üzeri eksi 2. Artı 2x'in bir daha türevine bak. Şu eksi 2 başa geldi. Artı 2 oldu. Üstü biraz aldı. Şuradaki 1 de başa geldi. Zaten kendisi gitti. Bu kaldı. Bu F'in türevinin türevi. 2 defa türevinde. Şimdi burada da 2 koy diyor. Koyalım 2'yi. 2 i̇ki çarpı burası ne oldu? 1 8 olur. Artı 2. Şu ne oldu? Şöyle gitti. 1 4 oldu. 1 4 artı 2'den de cevabımız 4 kere 2 8. Bir daha 9. 9 2 geliyormuş. Cevabımız buradan 9 2 gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde türevin türevi türev alma kurallarının giriş kısmını bitirdik. Bundan sonra çarpmanın türevi, bölmenin türevi ve e, ikinci türev türevi e, bunları arkadaşlar göreceğiz burada. Daha konumuz var hakikaten. E, buraya iki video daha ayıracağım burada çünkü bolca çözmek istiyorum burada. Sizin için de pratik ne kadar fazla olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videoda türev alma kurallarının temel mantığını görmeye çalıştık. Bunlar hakikaten başlangıç soruları bazı iyi sorular da var arasında. Ama gördüğünüz üzere kervan yolda düzülür sakin bir şekilde çözmeniz bizim açımızdan en önemli bir kısım hata yapmadan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.